Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kayseri'de İş Dünyası Buluşması düzenledi. Düzenlenen organizasyona aslen Kayseri'de olan yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan katıldı. Gürcan, burada Türkiye ekonomisiyle ilgili genel bir sunum gerçekleştirdi. Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılan organizasyona Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri'den çeşitli iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri katıldı. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, burada yaptığı konuşmada, "Bizler Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi modeline güveniyor ve inanıyoruz. Yeter ki arkasında hep birlikte kararlı bir şekilde duralım. Enflasyonun düşük faiz oranlarının makul, döviz kurlarının da istikrarlı olduğu bir yapıya kavuşmamız lazım. Alınacak önlemlerle bunları başaracağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verdi. Pandeminin getirdiği ham madde, konteyner, navlun krizi, emtia fiyatlarında yüksek artış, enerji krizi, yüksek enflasyon ve koronavirüsün yeni mutasyonları gibi birçok olumsuzluklara rağmen hedefimiz olan 3,5 milyar dolarlık ihracat rakamının biraz üzerinde bu yılı tamamlayacağız inşallah. Türkiye'de ilk 1000 ihracatçı firma arasında da 21 şirketimiz mevcuttur. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi modeline güveniyor ve inanıyoruz. Aynı zamanda bu ekonomi modelimizin iyi bir tarım politikasıyla da desteklenmesi gerekir diye düşünüyoruz. Yeter ki arkasında hep birlikte kararlı bir şekilde duralım. Enflasyonun düşük, faiz oranlarının makul, döviz kurlarının da istikrarlı olduğu bir yapıya kavuşmamız lazım. Alınacak önlemlerle buna da ulaşacağımıza inanıyoruz. Son olarak da yeşil dönüşümü de es geçmemeliyiz. Dünyada her şey evriliyor ve dönüşüyor. Dönüşümleri mutlaka bizim de ayak uydurmamız gerekir. Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bizler iş insanları olarak bu yeni sisteme adapte olmak ve beklentileri karşılamak zorundayız. Aksi takdirde ihracat yapmamız, rekabet etmemiz zorlaşır. Yeşil mutabakat standartlarına göre mal ve hizmetleri üretemeyen ülkeler maalesef AB'ye ihracat yapamayacaklar. Bunun için şimdiden tüm işletmelerimizi Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı standardına uygun bir hale getirmemiz gerekiyor. Yeşil mutabakata yatırım yapmaz isek ileriki zaman içerisinde ihracatımızı ve pazar payımızı kaybetmemize vesile olacaktır. Kayserimiz geçtiğimiz yıl pandemi yılında 1,5 ay bütün gümrüklerin kapanmış olmasına rağmen daha sonraki aylarda kayıplarımızı telafi ederek 2 milyar 624 milyon dolarla 2020 yılında ihracat rekoru kırdı. 3,5 milyar dolar hedefi koymuştuk. Allah'ın izniyle inşallah 3,5 milyar doları bu 2021 yılı sonuyla bir miktar, bir 50 milyon dolar geçeceğimizi hesap ediyoruz. Tabii Kayseri'nin bir özelliği de biz cari fazla veren bir iliz. Yani ithalatımız ihracatımızın yarısı kadar. Yaklaşık 1 milyar 750 milyon dolar civarında ihracat fazlamız var. Bu da ülkemize katkı olarak sağladığımız bir veri. Ülkemizin kıymetini bilmeliyiz. Şehrimizin kıymetini bilmeliyiz. En önemlisi birbirimizin kıymetini bilmeliyiz. Kayserimizde rakamlar konuşulabilir, rakamlar bizleri kısmen de olsa memnun edebilir. Ama bütün bunların yanında bizim en önemli zenginliğimiz insan gücümüz. En önemli özelliğimiz zeka açısından, zeki olarak, pratik olarak, çözüm odaklı olarak Kayseri insanının bu ünvana kavuşmuş olması ve bunu hak ediyor olması. Kayserimizin merkezinde 1 milyon 250 bin nüfusumuz var. Totalde 1,5 milyona yakın bir nüfustan söz edersek, taşradaki ilçelerimizin adeta merkeze doğru bir yönelim gösterdiğini hep beraber maalesef gözlemlemekteyiz. Bu neyi gösteriyor? İlçelerimizdeki yetersizliği,
onu giderme bağlamında gayret göstermemiz gerektiğini, öyleyse bir tersine göçü oluşturacak gayretlerin içerisinde olmamız gerektiğini. Elbette Kayseri ticaretle anılır, endüstrinin merkezidir, bunların hepsi doğrudur. Ama bütün bunların yanında unutmayalım ki tarımın ve hayvancılığın da merkezi olduğunu, olması gerektiğini, mutlaka bunu hayata geçirecek gayretlerin içerisinde olmamız gerektiğini buradan ben hatırlatmak istiyorum. Şehrimizi salt turizm ve salt tarım ve salt hayvancılık gibi kategorilere sığdırmak yerine hepsiyle birlikte ticaretin ve endüstrinin yanında bunların da olmazsa olmaz olduğunu buradan paylaşırken bu yöndeki gayretlerimiz de kamuoyu zaten takip etmekte ve bilmekte. Kayseri olarak farklı görevler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrılar var. Kayseri'yi ilgilendiren bir yanı var. Kayseri, biraz önce Benduk Başkanımızın da bahsettiği gibi Türkiye'ye yük olan değil, Türkiye'nin yükünü alan bir şehirdir. Siyaseten böyledir, idareten böyledir, sosyal hayat olarak böyledir, ekonomi olarak böyledir. Sanayi Odası Başkanımız bahsetti. İhracat fazlamız var, ithalat karşılama oranı fazladır. Bir şey daha yapacağız arkadaşlar. Üç bankanın, Sayın Bakan Yardımcım, burada yıllar önce yaptığı ve bizim de o çalışmaları dikkatle takip ettiğimiz yastık altı paralarının rezervi ile alakalı bir çalışma var. Üç banka yaptı ve yine Türkiye ortalamasının daha üzerinde 3 milyar dolar civarında bir yaklaşık değer tespit ettiler Kayseri için. Yani bizim yastık altı paralarımızı kanuni olarak daha da resmileştirebileceğimiz, daha da legal hale getirebileceğimiz, babalarımızın, dedelerimizin kazandığı paralarla bunları ekonomiye kazandıracağımız bir alan var. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebati'ye selamlarını iletmek istiyorum. Mahmut Gürcan, kim dersiniz, 1966 İstanbul doğumlu. 1950'de Develi'den İstanbul'a göç eden bir babanın oğluyum. Uzun süre gözlük imalatı yapmış bir babanın evladıyım. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdim. Daha sonra da uzun yıllar Refah Partisi'nde 92 yılında mahalle başkanlığından başlayıp siyasetin her kademesinde Refah Partisi'nde, Fazilet Partisi'nde, daha sonra AK Parti'de ilçe başkanlığında il yönetim kurulu üyeliği, il başkan yardımcılığına, Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü'ne, iki dönem MKYK üyeliğine, Genel Merkezi Teşkilat Danışmanlığı'na, Ağrı'da SKM Başkanlığı, Urfa'da SKM'de Başkanlık, Danimarka, Kopenhag'da yine SKM Başkanlığı gibi görevlerde bulunarak bugüne kadar siyaset içinde geldi. Öncelikle bugünkü sunumumuzda Türkiye ekonomisinin genel bir görüntümüzü vereceğiz. Türkiye ekonomisi 2003-2020 döneminde küresel ekonomi yıllık ortalama %3.4 seviyesinde büyümüştür. 2020 yılında Türkiye %1.8 pozitif büyümesiyle G20 ülkeleri içerisinde Çin ile beraber pozitif büyüyen iki ülkeden biri olmuştur. Satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasıla sıralamasında Türkiye 2005 yılında dünyanın en büyük 17. ekonomisi iken 2020 yılında İtalya, Meksika, Güney Kore, İspanya gibi ekonomileri geride bırakarak 11. sıraya yükselmiştir. Türkiye salgın etkisinden en hızlı toparlanan birkaç ülkeden biri olmuştur. 2021 yılı ikinci çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında büyüme kaydetmiştir. Üçüncü çeyrekte ise %7.4 ile baz etkisinin hafiflemesine rağmen hala en hızlı büyüme kaydeden ülkelerden biridir. Salgının etkisiyle %14.4 büyüyen işsizlik oranı 2021 Ekim ayı itibariyle 11.2 seviyesine gerilemiştir. 2020 yılının ikinci yarısından itibaren ihracatta güçlü bir toparlanma yaşanmıştır. Burada özellikle Kayseri ihracatı da işte son yıl ayla beraber 3.6 milyar dolar bir beklentimiz var. Yıl sonu itibariyle ihracatımız 225.4 milyar dolara ulaşmıştır. İhracat 2021 yılı genelinde
%32.9 artış sağlamıştır. Kayseri ilimiz de Türkiye'de en fazla ihracat yapan 11. il konumundadır. Bundan dolayı da ilimizi tebrik ediyoruz. Ama bu Kayseri'lere yeter mi? Başkanımız yetmez diyor. İnşallah el birliğiyle bunu da ilk 5'e taşımak bizim boynumuzun borcu olsun. Ben Kayseri'li hemşehrilerin girişimci ruhuna güveniyorum. Cumhurbaşkanımız da güveniyor. Ben ona da eminim.